Yeniden merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi ben hazırlandım. Çıktım. Saat 10.30 sanırım. Araba kiraladık. Onu almaya gidiyorum. Şöyle oldu. Dün akşam aniden Safranbolu'ya gitmeye karar verdik. Benim kayınvalidem şu anda Safranbolu'da. Normalde kendisi İzmit'te yaşıyor. Ama Safranbolu'da kayınvalidemin annesi yaşıyor. Onu ziyarete gitmişti. Hatta biz hep birlikte gitmiştik. Kayınvalidem orada kaldı. 3 ay oldu sanıyorum. Şimdi onu almaya gideceğiz. O yüzden araba kiraladık. Vallahi dün akşam aniden çıktı. O yüzden böyle her şey koştur koştur. Dün akşam da başım ağrıyordu. Migrenim tutmuştu. Hiçbir şey yapamadım. Sadece çamaşırları yıkadım ki annem hani yolda mağdur olmasın diye. Şimdi de evden işte uyandık, kahvaltı yaptık falan derken çıktım gidiyorum. Bakalım inşallah kolay bir yolculuk olur bizim için. Anamız geçen sefer gittiğimiz zaman rahat etmişti aslında, bir sıkıntı yaşamamıştı. İnşallah şimdi rahat rahat gideriz. Kayınvalidemi alacağız. Ertesi gün dönüş yapacağız. Kayınvalidemi evine bırakacağız İzmit'e. İzmit'ten İstanbul'a geleceğiz. İzmit İstanbul arasında zaten sadece bir saat. O yüzden hani aynı şehirdeyiz gibi aslında. Çok da farklı değil. Sıkıntı olmuyor. Bakalım nasıl yapacağız? Ben arabayı kiraladım. Hatta evimizin oraya geldim bile. Ama apartmandan içeri giremiyorum. Yani sitenin bahçesinden içeri giremiyorum. Anahtarımı almamışım. Bu taraftan da sadece anahtarla girilebiliyor. Böyle bir yuvarlak mavi bir şey var. Okutuyorsun, onunla geçiyorsun. Onu almamışım yanıma. Hiçbir şekilde içeriden falan basılarak açılmıyor. Ön tarafta olsaydı bunu güvenlik açıyor ama arka tarafta olduğum için kaldım burada. Bekliyorum bizimkileri. Şimdi arabayı aldık işte, ticari araç. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz büyük bir araç. Neden ticari aldık? Çünkü kayınvalidem 3 ayda Safranbolu'da ve bir sürü eşyası birikti orada tabii ki. Kedisi var, kedisinin kumu var, onun puseti var falan derken ancak ticari aracın bagajını sığar diye düşündük. O yüzden bu sefer ticari kiraladık. Benim alma sebebim de şu, hani araba şu an araba manuel. Murat da çok fazla şehir içerisinde manuel araba kullanmaktan hoşlanmıyor. Çünkü daha önceki bizim arabamız da, hani onun daha önceki kullandığı arabalar da hep otomatikti. Otomatik kullanılıyordu. Hep onda pratik yapmış. Manuelde çok fazla pratik yapma zaman fırsatı olmadığı için böyle şehir içinde, böyle İstanbul trafiğinde falan genellikle manuelse ben kullanıyorum. Öyle. Ama tabii ki Safranbolu'ya gidene kadar full ben kullanmayacağım. Şehirler arası yol olduğu için Murat rahatlıkla kullanır. Onda sıkıntı yok. Hatta bence kullanıyor yani. Bir sıkıntı yok. Sadece kendisi hoşlanmıyor. Haz etmiyor. O yüzden bana kalıyor. Velhasıl onları bekliyorum şimdi arabaya gelmelerini. Arabayı ilk süren olmak da bayağı keyifliydi. Buradaki şeyini falan ben söktüm. Poşetini ben söktüm. Sıfırmış araba. Söylemiş miydim? Konuştuğumu unutuyorum ki. Gerçekten o kadar hafızam zayıf ki. İnanılmaz yani. Bugün konuştuğumu yarın unutuyorum. Hatta 5 dakika sonra bile olsa unutuyorum. Şimdi Murat bir şey söylüyor. Yani emin mesela söylediğine. Ama ben unutmuş oluyorum. Bazen mesajlaşıyoruz. Ben mesaj okuyorum, cevap veriyorum falan. Yani kanıtlı olmasa inanmayacağım ama sonra ben öyle bir konuşmayı, öyle bir muhabbeti bile tamamen unutmuş oluyorum. Hafızam baya zayıf. Neden bilmiyorum. Kesin böyle bir B12 bir şey eksiktir yani. Ondan dolayıdır. Adana'nın doğduktan sonra iyice arttı bende. Onun emzirme süreci zaten biraz uzundu. Emzirme sürecinde de kadınlar unutkan olabiliyorlarmış. Sanırım öyle bir şey. Bilmiyorum artık. Baya unuta unuta yaşıyorum. Murat Adana'nın otokoltuğunu izotikse bağlıyor. Çok basit biliyor musun? Bu şu ana kadar yaptığım en basit. Ha, çok dışarıda ben de fark ettim. Biraz itsene aşkım. Arkada biraz boşluk kaldı. Şeye takılıyor bir tane galiba. Şuna takılıyor sanki. Ha, sadece itmesi kalmış aşkım. Bir şey kalmamış. Tamam. Ne yapıyorsun Aderno? Sen mi süreceksin arabayı? Evet. Araba delisi ya. Herkesin arabasının koltuğuna oturuyor. O sürecekmiş. Biz Malatya'dayken aşkım o kadar zorluyordu ki bizi. Evet. Her arabaya bindiğimizde annemin arabasının ön koltuğuna oturuyor. Ben kullanacağım diyordu.
Her seferinde bir 10 dakika 15 dakika bekliyorduk Adana kullansın, hevesini alsın. Her seferinde de ağlayarak kalkıya geçiyordu yani, hevesini de almıyordu. Ne yaptın? Yerleştirmeler mi? Ha şey, onlar. Yalnız bagaj büyük diye aldık, bagaj tamamen bizim eşyalarımıza dolmuş. Yola çıktık, 20 dakika oldu Adana uyudu. Evden çıkmadan önce Adana yemek yemiş. O yüzden karnı tokmuş. Murat şimdi karşıya geçti. Oradan burgerden bir şeyler alacak bize. Sonra da arabayı artık ona teslim edeceğim. Ben biraz dinleneceğim. Çünkü yeniden başım vardı. Birkaç gündür migrenim tutuyor. Yeniden tuttu. İlaç alacağım. İlaç aldıktan sonra biraz dinlenirim. Yemek yedikten sonra Murat sürer. Sonra ben birazcık daha kendimi iyi hissedince belki biraz ben sürerim, bilmiyorum artık. Önümüzde 4 saatlik bir yol var. Biz genellikle bu yolu molalarla birlikte 6 saate yakın gidiyoruz. Şu an saat, buranın saati 1 saat geride, 2:19 geçiyor. Yani işte 6 saat sonra akşam 8 civarında varırız herhalde. Murat geldi. Ama evden çıkalı 20 dakika oldu sadece. Daha İstanbul'dayız. İstanbul'un evimiz şurası, evimiz. Ama arabada yiyoruz, ama yolcuyuz şu an. Neyse artık, umarım bundan sonra daha seri ve daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? Highway'e geldik. Bu Bolu Tüneli'nin hemen sonrasında genellikle yolculuklarımızda buraya gelip açsak yemek yiyoruz. Değilsek işte namaz kılacaksak namaz kılıyoruz falan filan. Güzel oluyor burası. Motor, bisiklet. Ben bunu da ağzını yıkıyorum. Okuyurken dağıtmış ortalığı. HES sorgu. Ha, HES'i sorgulayacağız. Evet, HES'lerimizi görelim. Evde kahve var, açamadım kapıyı. Adem, benden hızlısın gerçekten. Ne yapıyorsun oğlum? Kapısını bakar. Kapatayım mı? Kapısını bakar. Onu ben buradan kapattım, onu babaya söyleyeceğim. Hayatım, bu kola atalım ya. Kahve bak, koyacağım oraya çünkü. Ver canım, atayım. At. Başka? Yere koyacağım. İki tane kahve yeri varmış, şanslıyız. Şöyle. İşte geldik.
bütün yolu ben kullanırım. Bütün yolu sana kilitledim. Hadi Anu, son yarım saat artık çok sıkılınca çocuk ne yapsın, telefon verdik eline. İniyoruz anneciğim, telefonu bırakıyoruz değil mi? Oy ver bir tanem, akıllı oğlum benim. Koyalım. Şimdi eve gireceğiz. Burası müstakil bir ev. Bahçesinde köpek, tavuk. Eskiden inek de vardı. Evet. Evet. Şimdi ineğe zor oluyor, bakmıyorlar. Ürü ü mü yapıyorlar? Hadi gel gidelim. Tamam hadi inelim de bakalım. Evet. Duman bize havlıyor anneciğim, biliyor musun? Hadi. Ne yapıyorsun anneciğim? Neye bakıyorsun? Bileğe mi bakıyorsun? Gösterelim mi bileği kameraya? Hadi gösterelim. Mila prenses. Açmayalım anneciğim, tamam mı? Şimdi kaçar çünkü, götüreceğiz onu. Ne arabasını indiriyor. Ne ben kullanacağım arabasını. Sen mi kullanacaksın arabasını? Ne bir arabası bu? Birazcık sen kullanabilirsin. Arabaya kullanacakmış anneanne. Arabayı? Evet. Düşer arabadan. Düşer misin? Aferin. Düşmezmiş. Ay bak, çıkmaya çalışıyor Mila. Anne de büyümüş mü? Çıkmaya çalışıyor bak. Kocaman olmuş değil mi? Herkese Safranbolu sabahından günaydın. Biz dün akşam geldik. Ondan sonra çekemedim çünkü bütün akrabalarımız gelmişlerdi. Yani biz anneannenin evine geldik aslında. Yani kayınvalidemin annesinin evine. Bütün çocukları da gelmişti. Torunları gelmişti. Torunlarının çocukları gelmişti. Hep birlikte oturduk. İşte yemek yedik. Çay içtik. Sohbet, muhabbet derken akşam da zaten uyuduk. Sabah uyandık. Kahvaltı yaptık. Buradayız. Böyle birazcık inanılmaz güzel bir doğası var buranın. Hava almak istedim. Yağışlı bir gün ama hava çok ılık bir hava. Yani üşümüyorum şu anda mesela, kazakla mont giymeme gerek yok. Hazırlanıyoruz, tekrar dönüş yoluna çıkacağız çünkü. Böyle kısa bir geliş gidişti. Başka zamanlarda daha uzun kalıyoruz tabii. Daha rahat rahat vakit geçirebiliyoruz. Safranbolu'nun çarşısında dolaşabiliyoruz. O eski çarşı deniliyor sanırım. Böyle daha lokumların satıldığı, kolonyaların satıldığı yerler. Oralar da çok güzel. Hatta akşamları oralarda canlı müziğe falan gidiyorduk. Böyle üniversite şehri olduğu için burası da, yani üniversite öğrencileri geldiği için oralarda çok kıpır kıpır canlı oluyor akşamları, keyifli. Ama bu sefer tabii öyle bir şey yapamadık. Ailemizle vakit geçirmek daha güzel geldi. Dün akşam arabayı, bavulları yerleştirirken şöyle bir şey geldi başımıza. Böyle gecenin 12'si falan. Murat dedi ki arabanın kapısı kapanmıyor. Kapanmıyor yani. Çok ilginç. Gittik, bakıyoruz. Evet, sürgülü kapı. Adenin tarafı bir de kapanmıyor hiçbir şekilde. Ne yapalım, ne edelim? İyice bakınca işte bir deliğe taş girmiş. Onu bir saat boyunca çıkartmaya çalıştık. Tam çıkarttık, geri bir ayarı ters çevirmişiz, olmamış, kapı kapanmamış falan derken diğer kapının ayarına bakalım dedik. Onu da bulduk. O kapı da kapanmamaya başladı. Öyle olunca bütün gece Murat, yani 2.30'a kadar gece onunla uğraştılar. Büyük dayımızla birlikte. Yani Aden'in büyük dayısı bizim normal dayımız oluyor. Öyle. Neyse, Allah'tan ikisini de yapabildiler. Çok şükür böyle şeyle, yol çekiciyle falan uğraşmayacağız. Yoksa buradaki kılıçımız uzayacaktı. Hadi sıkıntı değil, buradaki kalışımız uzasın da hem Murat'ın işlerinden dolayı hem de arabasızlık zor olacaktı burada. O yüzden çok sevindim. Şimdi burası büyük bir bahçe. Bu arka taraflar full, o kadar büyük ki git bitmiyor. Ben hiç sonunu görmedim zaten. Burası da, göstereyim, bizim anneannemizin köpeği. İsmi Duman. Çok tatlı bir köpek. Yani sokak köpeği aslında cinsi de. Burada bakıyorlar. Yemesiyle, içmesiyle, gezmesiyle falan ilgileniyorlar. Bu tarafta da tavuklar var. Ama tabii orayı şey yapamadım, göremedim. Zaten evimiz de burası. Eskiden şu arada inek oluyormuş. Şimdi inek bakamıyorlar. İşte araba aşağıda, merdivenlerden aşağı ineceğim. Baya çamur ve çok şey olmuş, kaygan olmuş yerler. Yürüyemedim. Zorlandım.
inelim aşağı doğru. Birazcık da aşağıya göstermek istiyorum çünkü. Normalde eskiden bu bankın yanında kocaman bir ağaç vardı. Böyle altında kahvaltı falan edebiliyorduk yaz aylarında. Ama o da güneşi engelliyormuş. O sebeple böyle. Bunu da şimdi araba sildiler. Ben şimdi seni lokumcuya götüreceğim. Lokumcuya mı aşkım? Çeşit çeşit lokum. Yeriz, çok severim. Safranlı lokum meşhurdur ya. Evet aşkım. Biliyorum aşkım. Onları yemeye gideriz. Zaten lokumcuya gidince aldığın kadar yiyorsun galiba orada. İnşallah öyledir. Malatya gibi bilmiyorum. Burada öyle ama kapıda hep ikram ediyorlar ya. Almasan bile her dükkanın önünde lokumdu, kolonyaydı. İkram oluyor. Şurada çeşme var. Hatta şöyle yakınlaştırıp göstereyim. İçiliyor oradan su da. İçmesi birazcık böyle ayaklarım falan ıslanıyor. O yüzden çok fazla tercih edemiyorum ayaklarım ıslandığı için. Anahtar oradan dursun. Sen in. Ayaklarını değdirmeyelim koltuğa. Kucağıma gel istersen. Ne zaman gelsek mutlaka Safranbolu'nun Bağlar gazozundan alıyoruz. Bunlar depozitolu şişe. Geri verdiğimiz zaman parasını alıyoruz. Yani yılların şişeleri. Hatta şuraları falan bayağı şey olmuş. Yıkanmış değil mi? Çizilmiş. Evet, her seferinde ona bakıyorum. Evet. Senin şişen farklı. Daha yeni gibi. Daha efendim büyük. Canım. Gideceğiz evet. Benim şişem daha büyük. Adanuf da içiyor. Annem de arkada ama pek görünmek istemiyor. O yüzden çekmedim. Belki biraz sonra ikna edersem çekip görüyorum. Aa. Afiyet olsun anne. Çok sevindim. Hepimiz içiyoruz. Şimdi yola devam edeceğiz. Halamıza uğrayacağız. Ondan sonra da önce İzmit, sonra İstanbul. Allah'ın izniyle. Şimdi lokum almaya geldik. İmre'de. Bakayım hadi. Afiyet olsun. Şimdi Asu'ya karar versin. Asu'ya ne istiyorsun? İlk defa sen? Ben böyle seviyorum. Karışık mı? Çifte kavrulmuş. Evet. Tamam. 600 gramlık var, 250 gramlık var. Hangisini istiyormuş? Şu mu, şu mu? Bence bu bize yeter. Evet, evet. Küçük ol. Küçük yeter. O zaman bunlar 2 tane olsun. Başka hediyelik nasıl? Kolonyalar. Karışık olan var mı mesela? Var. Şu mesela, karışığımız. Adem de aslında böylesini sever ya. Böyle karışık mı alsak? Sen de seversen. Niye öyle düşündün? Adem böylesini sever. Ben de severim. Sıkıntı yok. Tamam. O zaman şu neyli? Tamam ya. Ben de bu paketten istiyorum. Safranlı çifte kavrulmuş şey. O zaman bizimki bir bu olsun. You set my world on fire. Nedenle. Hadi bak bakalım sonra herhalde. Babaannesi torununa oyuncak alacakmış. Bakınıyoruz. Çok güzel oyuncaklar var değil mi aşkım? Evet, çok güzel. Adam bunu aldı, çok güzel. Adam bu robotu da sevmez, bilmez ki. Robot? Onu anlamaz bence. Yani anlar da o bence daha de sevmez. Kamyon, kepçe, ben o tarz robot şeyler. Konuşuyoruz ya evde, o yüzden. Olabilir. Biz İzmit'e geldik, yemek yedik. Şimdi oyuncakçıda oyuncak bakıyoruz. Sonra kayınvalidemi bırakacağız. Belki kayınvalidenin evinde bir çay içeriz.
kayınvalidemde kalıp kalmayacağımıza henüz karar vermedik. Öyle akışına bıraktık. Kalırsak yarın sabah erkenden dönmek zorundayız. İşlerimiz var. Kalmazsak da 1-2 saat sonra İstanbul için yola çıkacağız. Eve geldik. Ben nasıl seçtiği oyuncakla oynuyor. Bu aralar itfaiye, ambulans, polis, ilgi alanı bu tarz oyuncaklar. Bugünlük bu kadardı. 2 gündür yollardayız. O yüzden çok yorulduk. Şimdi biraz dinleneceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.